Merhabalar, Kıymetli İşler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle ilk önce videomu izleyip beğenip daha sonra abone olursanız kanalımda daha kalıcı olacaksınızdır arkadaşlar. Bugün pek fazla gündemde olmasa da penye sepet öreceğiz. Sepetin tabanı aynı ama duvar işlemi daha farklı. Biz bunu nişanda kullanacağımız masanın üzerine koyacağız ve magnetlerimizi koyacağız orada. Dağıtım için. Daha sonraki zamanda da kızımız çeyizine koyacak ve bunu bu şekilde evinde değerlendirecek. Böyle bir sihirli halka yapıyoruz. Ben çok kaliteli bir sosis ip buldum arkadaşlar. O yüzden kaçırmak istemedim. 10 numara tığ kullanıyorum. Bunu tuhafiyenizden isteyebilirsiniz. Alışveriş ettiğiniz yerden. Ben hemen işleme başlıyorum. Şöyle. Şimdi sihirli halkın etrafına 6 tane şöyle halkalar oluşturdum ve 6 tane dolduracağım. Siyah renk çok nadir bulunan bir renk. Çoğu arkadaşlar bilir. Örgü konusunda uzman olan arkadaşlar. Ben de siyah renk denk getirdim ve kaçırmak istemedim. Dediğim gibi arkadaşıma da kızımıza da sürpriz olacak inşallah. 6 tane zincir yapıyoruz. Ve burada işlemimizi bitirdik. Kaydırma tekniğiyle ilk sıramızı kapatıyoruz. Bir tane zincir atacağız. Bu gördüğünüz gibi sihirli halkadan artan ipi şöyle elimizde gizliyoruz. Bakın. Şurayı iyice sıkalım ki boşluk oluşmasın. Bakın şöyle. Şimdi bunu tamamladık. Bildiğimiz üzere şurada normal trabzanlar var. Trabzanlardan değil. İlk kez yapacak arkadaşlar için anlatacağım. Kaydırma tekniğimizi yaptık. Bir tane zincir attık. Şurada iki tane olan başağın iç kısmından 6 tane zincir attığımız halkanın etrafına ikişer tane atacağız. 6 olan ilmeğimiz 12 olacak. Zaten mantıksal olarak hemen çözebiliyoruz. Bu teknik çok farklı. Ben de ilk defa penye ipte çalışırken. Oldu mu? Şöyle yapalım arkadaşlar. 6 tane ilmeğin üzerine 12 tane ilmek çalışmaya devam ediyoruz. Biraz önceki sihirli halkadan artan ipimiz bu şekilde en son bitti ve böyle her ilmeğimizin arkasına bunu saklıyoruz. Ben yine devam ediyorum. Çalışıyorum şöyle. Evet. Son ikinci sıramda da sonuncuya gelmek üzereyim. Evet. 12. ilmeğimi de attım. Şimdi 3. sıraya geçeceğim ve kaydırma tekniğiyle 3. sıraya geçiyorum. Kaydırma tekniği yapıyoruz ve bir tane ilmek atıyoruz. Şöyle örneğimiz görünmeye başladı. Bakın her bir tane ilmeğin içine biz ikişer tane ilmek çalıştık. Şimdi şu gördüğünüz ilmeğin içine iki tane batacağız. Buraya tek batacağız. Buraya iki batacağız. Buraya tek batacağız. Bu şekilde üçüncü sıramızı tamamlamış olacağız. Bakın hiçbir şekilde bir işlem yapmıyorum. Yani tığın üzerine ipimi dolamadım. Düz bir şekilde başakların içine. Bunu İlk baştaki ilmeğimizi çift battık.
Hemen onun bitişindeki ilmeği tek batıyoruz. Sonrasında yine çift batıyoruz. İpimiz biraz gevşek bırakalım arkadaşlar. Yeni başlayacak arkadaşlar. Biraz önce de söylediğim gibi tabanımız klasik yuvarlak. Ama duvar çalışması çok farklı. Bildiğimiz modellerde farklı. O yüzden ben de eğlenecek arkadaşıma sürpriz yapmak için çok güzel bir model çalışmak istedim. O yüzden sizinle de paylaşmak istiyorum bu güzel modeli. İnanın bu sepetin kesinlikle modası geçmiyor. Çok kullanışlı. Her alanda kullanabilirsiniz. Özellikle çocuğu, kız çocuğu olan anneler için takı, toka sepeti yapabilirsiniz. Bizim evde her renkten sepetimiz var. Ben özellikle bu sepeti yeni evlenen arkadaşlara veya yeni bebeği olan arkadaşlara sepeti örüyorum. Güzel bir renk seçiyorum. Örüyorum. İçine bebeğin hediyelerini koyuyorum arkadaşlar. Bu şekilde süslüyorum. Daha sonra bu şekilde hem kalıcı oluyor hem de daha sonra içine şampuan koyuyorum. Şık krem koyuyorum. Çeşitli bebek gereçlerini koyuyorum. Bu şekilde götürüyorum. Yani daha yapay bir sepet götürmektense hem daha ekonomik ve daha görsel de el emeği göz nuru bir hediyemiz olmuş oluyor. O yüzden bunu da etrafını göstereceğim, modelin etrafını. Hediyeleri koyduktan sonra tülle süsleyip içine dediğim gibi eşyalarını koyarsınız. Daha sonra tülle süsleyip bu şekilde götürebilirsiniz. Bakın 1 2 1 2 3. 3. sıramızı hemen yaptık. Şimdi 4. sıraya geçiyoruz. Kaydırma tekniğimizi yaptık. Tek ilmek attık. Şimdi ilk sıraya yine 2 tane ilmek çalışıyorum. Spaget iplerin çok ezbere alınmaması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle size tüyolar vereyim. Her yerden, tanımadığınız yerlerden almayın. Çünkü bazen 2. 3. kalite penye ip getirebiliyor arkadaşlar. Bu defa uzunlu, kısalı veya ince veya kalınlı çıkıyor. Bu defa sepetinizin formunun bozulmasına sebep olacaktır. O yüzden alırken böyle daha ağır duran, daha tok toplar almayı çalışın. Ve güvendiğiniz yerlerden alın. Ben Manisa'dan, Karaköy'den, Eylül Tuhafiye'den alıyorum. Ve bütün yünlerimde bütün ihtiyaçlarımı karşıladığım yer burası. Hiçbir problem yaşamadım. Yaşadığımda hiç, yani yaşayan bir arkadaşım da olmadı çok şükür. O yüzden ama tabii ki herkes benim kadar şanslı olmayabilir. Bakın ilk ilmeği 2 tane, ondan sonra gelen 2 ilmeği tek atıyoruz. Yine buradaki başa çift atıyorum. Ondan sonraki ilmeği, 2 ilmeği tek atıyoruz. Bakın. Çok güzel bir taban oluşacak. Çok, gerçekten ipim çok kaliteliymiş. Eylül Tuhafiye'ye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kaliteli bir penye ip. Çok şükür ben bu zamana kadar hiç öyle denk gelmedim ama birçok arkadaşım farklı mağazalardan, iş yerlerinden, tuhafiyelerden aldıkları ipten çok muzdarip oldular ve geri iade de edemiyoruz bunları. Çünkü fabrika kabul etmiyormuş. O yüzden verdiğiniz parada yanlış olmaması için lütfen daha güvendiğiniz yerlerden alışverişinizi yapın. Hem de mağdur olmayın, hem de paranız çöpe gitmesin. Yine ben işlemimin sonuna geliyorum.
Çok harika, muazzam bir taban elde ettim. Kaçıncı sıraya geldik hemen bakalım. 1, 2, 3, 4. 4. sıra. Biz 6 sıra yapacağız bunu. 6 sıralı tabanımızı oluşturduk. Ben bir sıra daha gideceğim. Daha sonra şuralardan itibaren duvarları örmeye başlayacağım. Şöyle göstereyim size. İlk başta 6 tane zincir attık. Sonra 6'nın üzerine 2'şer tane zincir basarak 12 tane ilmek atmış olduk. 12'yi bitirdikten sonra başlangıçtan itibaren göstereyim. İlk ilmeğe 2 tane ilmek attık. Daha sonraki devamındaki ilmeği 1 tane attık. Sonrakine 2 tane, 1 tane derken daha sonraki büyümelerdeki artırmalardaki rakamlar ilk rakam 2, daha sonraki mesela 1, 2, 3, 4, 5 artırmalarda ilk baştaki mutlaka çift olacak. Ondan sonraki de bir önceki saydığımız rakamın, yani işlemiş olduğumuz ilmeğin bir üst rakamı. Mesela 2 işlediysek bir sonraki sırada 3, sonra 4, sonra 5 artırmalarımız 5 tane olacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Siz duruma göre, ihtiyacınıza göre sepetiniz büyük veya küçük örebilirsiniz. Ben büyük öreceğim. O yüzden 7 sıra yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Tabanımız hazır. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıralı. Şimdiki işlem daha farklı. O yüzden şöyle yakın çekim yapacağım. Yine kaydırma tekniğiyle bağlantımızı yaptık. Bir tane zincir attık. Ve şu gördüğünüz başak sırasında biz ne yapacağız? Şuradan itibaren tek kanatını, çift kanat değil de tek kanatını itibaren hiçbir işlem yapmadan öreceğiz. Şöyle. Çok net görünüyor zaten. İpimizi çok germiyoruz. Çok serbeste bırakmıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Bakın bu şekilde olacak.